Veri tabanı düzenli bilgiler topluluğudur. Bunu örnekle anlatacak olursak, bir firma düşünelim ve bu firma müşterilerinin bilgilerini bir yerde toplamak istesin. Bu müşterilerinin isim, soy isim, telefon numarası, adres ve e-posta gibi bilgilerin hepsine veri denir. Bu verilerin bir düzen ve kurallar dahilinde kaydedilmiş haline de veri tabanı denir. Veri tabanı programlarına birçok örnek verebiliriz. Lakin biz Access programını anlatacağız. Öncelikle bu programın kurulumunu anlatalım. Access 2007 programını kurabilmek için Office 2007 programını, paketini temin etmemiz gerekiyor. Bu programı temin ettikten sonra Setup seçeneğinden programımızın kurulumunu başlatıyoruz. İlk gelen ekrana 25 haneli şifremizi giriyoruz. Onay tiki gözüktükten sonra Devam seçeneğini seçiyoruz. Sözleşmeyi kabul edip tekrar devam seçeneğini seçip şimdi yükle dediğimizde programımız yükleniyor. Access 2007 programımızı başlat çubuğundan tüm programlar. Oradan Microsoft Office. Oradan da Microsoft Office Access seçeneğinden açabiliriz. Yeni bir veri tabanını başlat çubuğumuzdan yeni sekmesine tıklarız. Sağ tarafta veri tabanına bir adet ister. Oluştur dediğimizde veri tabanımızı oluşturur. Bir tablonun görünümünü gösterdi bize. Biz tasarım görünümünde yeni menüler ekleyeceğiz. Tablonun adını girmemizi istiyor. Ve biz veri adını giriyoruz. Tamam dediğimizde tasarım görünümünü açıyor. İlk olarak kimlik geldi. Biz buraya sıra yazdık ve otomatik sayı geldi. Otomatik sayı bir verinin otomatik olarak kendi sayısı vermesidir. 1, 2, 3 diye her veriye kendi otomatik sıra verir. Daha sonrasında isim diye bir alan oluşturuyoruz ve metin seçeneğini seçiyoruz. Soy isime de metin seçeneğini seçiyoruz. Ve TC kimlik no diye bir alan daha oluşturuyoruz. Bunun da alanını sayı yapacağız. Verimizi kaydedip kapattığımızda tablomuzu açıyoruz. İsim, soy isim, TC kimlik no burada gözüktü. Biz buraya bir isim girerek yeni bir kayıt oluşturabiliyoruz. Ve böylelikle Access'te tablo oluşturmuş oluyoruz.